Şimdi Jüpiter hangi evimizdeyse astrolojik anlamda o konularda genişlemek istiyoruz. Ve o yüzden o evin alanında rutin bir hayat süremiyoruz. Hayatımızın tüm tecrübelerini tamamen yaşamak istiyoruz. Bu konularda evrimsel bakıyoruz ve elde edebileceklerimizi elde etmeye çalışıyoruz burada. Ve yine bu evle ilgili konularda felsefe inançlarımız çok güçlü oluyor. Ve ama çok güçlü sezgilerimiz oluyor ve daha pozitif oluyoruz Jüpiter'in olduğu evle ilgili konularda. Şimdi tabii tek tek Jüpiter evlerde inceleyelim. Jüpiter birinci evde ne yapıyor? Bu değişken filozof yapısı veriyor, ilhamları var kişinin. Sosyallik ve eğitim konularında gayet başarılı, maceracı. Modayı takip eden, yeni şeyleri keşfeden, doğaya aşık bir insan. Hayatı bir ayin gibi yaşıyor ve çok güçlü bir şekilde sürdürüyor. İnsanlarla sıcak ilişkileri var. Kendisiyle barışık, hızlı ilerleyip hayatta heves ettiği şeylere hızlı ulaşmak gibi etkilere sahip tabii iyi açılardan. Tabii ki birinci ev yükselen burcumuzun olduğu ev, kendimizi dışarı ifade şeklimiz. Jüpiter'in burada olması hani bu anlamda o yüzden de hızlı ilerleme falan. Hani kendimizi dışarı ifade etme şeklimizin hızlı olması, bu konulara şanslarımız olması falan anlamına geliyor. Ama olumsuz açıları varsa bu sefer ne yapıyor? Engeller çıkartıyor kişiyi. Kendisini dev aynasında görüyor. Hani dışa kendisini gösterme şekli, abartıyor olayı ve kendi dev aynasında görüyor. Aşırı önemsiyor kendisini. Kendisinin aşırı değerli olduğunu düşünüyor ama bir yandan da bir şekilde fiziksel bir problemi olabiliyor. Arkadaş canlısı genelde iyimser ve insanlara uyumlu bir insan, iyi açıları varsa. Parayla ilgili konularda şanslı olabiliyor. Dini ve ahlaki konularda sağlam inançları oluyor. Özellikle burada birinci evde su gruplarından birisindeyse yani yengeç, balık ve akrepteyse ki balıkla yengeç zaten çok iyi yerleşimler. Bir de birinci evdeyse şansı çok ciddi iyi oluyor. Yani akrepte de fena değil de özellikle yengeç, balık, iyi de açılar varsa birinci evdeki Jüpiter güzel şans verir kişiye. Arkadaşları tarafından sevilen biri oluyor ama kötü açıları varsa bu defa da bu Jüpiter sözüne güvenilmeyen ve bencil bir kişilik yapısını getiriyor ortaya. İkinci evdeki Jüpiter'e geldiğimizde bu çok sevilmeyen bir görünüm. Çünkü çok fazla güvenlik arıyor hayatta. Yani o bolluk, bereket, para enerjisi üzerinden geliyor. Daha fazla zevk almak için maddi kaynaklarını geliştirme yoluna gidiyor. Şimdi birçok kişi, Jüpiter ikinci ev olan kişi, para, mal, mülk gibi maddi şeyler üzerinden hayattaki bolluğu, bereketi, inançları hep bunlar üzerine götürmek, güvenliği de bunlar üzerine götürmek meyilindedir. Para kazanmak için müthiş bir motivasyonu vardır. Ama parayı çok biriktiremez. Çünkü ancak mülk olarak biriktirir. Genelde bolluk, bereketle birlikte orada hani kazanıp harcar o parayı. Yani haybeye harcar. Ama maddi konularda şanslıdır. Maddi bolluğu olur. Tabii ki hani burada açıların çok iyi olması lazım. Yani şans, zenginlik getirebilir kişiye. Felsefe ve inançlarına da bağlıdır aynı zamanda. Ama inançları da çok rahat eleştirebilen birisidir. Öğrenmek, seyahat etmek, hukuk, ithalat, ihracat gibi konularda çok güzel kazanabilir. İyi açıları varsa. Yine yiyeceği içeceği meraklıdır. Ama açıları varsa bu evde gerçeklerden uzaklaşabilir. Ve hayallere gerçek gözüyle bakabilir. Borçlarına sadık olmayabilir. Şimdi Jüpiter ikinci evle ilgili şöyle bir şey söylemek lazım bence. Şimdi Jüpiter ikinci evde olduğunda bolluk, bereket, para konusunda şans getiriyor. Zenginlik de verebilir. Hele ki böyle boğa gibi, yengeç gibi böyle güzel bir yerleşimde varsa o ikinci evdeki Jüpiter'in gerçekten yaymay gibi falan böyle yay falan da olabilir yine. Zenginlik verebilir kişiye ama bu zenginliğin bir şekilde kişinin insanların faydasına kullanması gereken, insanlık için kullanması gereken para olması lazım. Yani siz Jüpiter'in ikinci evde güzel yerleşimleri var, güzel açısı var, güzel bir burçta. Para tamam kazandınız, çok zengin oldunuz. Ama siz bu parayı ihtiyacı olan insanlara paylaşmıyorsanız, bu parayı paylaşmayı bilmiyorsanız o Jüpiter'in ikinci evdeki Jüpiter'in size getirdiği para bir şekilde gelecektir elinizden. Açıları iyi bile olsa. Orada bu Jüpiter'in size onun niye verilmiş olduğunu, o bolluk, bereket, şans enerjisinin size niye verildiğini düşünerek hareket etmenize fayda var. Yani evet şansınız olacak ama bunu da bir şekilde iyilik için kullanmanız gerekiyor. İyilik için, insanlık için kullanmanız gerekiyor. Jüpiter ikinci evde. Jüpiter üçüncü eve geldiğimizde burada çok geniş bir kitleye yazı ve düşüncelerini aktarmayı görüyoruz. Çünkü üçüncü ev iletişimin evi. Yine bunu unutmuyoruz. Hangi evdeyse o evde ilgili konularla gelişimi getiriyor. Ve bunu hangi burçtaysa o burç karakteri üzerinden yapıyor kişi. O evle ilgili olarak davranıyor ama yani üçüncü evdeki Jüpiter'de üçüncü ev konularına bolluk, bereket, şans getiriyor. Ama bunu hangi burcu diyelim Başak Burcu'nda mı? Başak Burcu karakterine koyuyor kişi ortaya. Başak gibi yapıyor bunu yani. Bunu böyle düşüneceksiniz. Şimdi bunun dışında üçüncü evdeki Jüpiter ne yapıyor? Olumsuzsa tabii ki
dedikoducu, yalancı ve patavatsız bir tip yapıyor. Zaten Jüpiter patavatsızlık verir. Yay burcu da vardır patavatsızlık. Bir de üçüncü evde olduğu zaman olumsuz açıları varsa dedikodu, yalancı, patavatsız yapıyor. Ama bazen de az konuşan ama kaliteli kelimeler kullanan kişilerde görüyoruz bu görünümü. Bazen çok konuşan abartılı insanlarda. Yani ikisinin arasında git gelleri oluyor kişinin. Hani birinden biri oluyor. Eğitim genelde fena değil burada. Yazma, öğrenme, küçük seyahatler, medya, radyo, televizyon gibi konularda başarı getiriyor kişiye. Çok seyahat ediyor. Kardeşi ve komşuları iyi ilişkiler kuruyor. Zor açıları varsa ise bunlarla problemler yaşıyor kişi. Yine kardeş ve yakınları iyi geçinen uyumlu bir insan. Haberleşme konusunda kabiliyetleri var. İyi bir danışman ve iyi bir araştırmacı. Kültürel konulara oldukça meraklı. Kötü etkileri varsa ancak kazalar yapan ya da kişiler oluyor burada. Ama genel olarak yapıcı bir insan. Üçüncü evdeki Jüpiter. Dördüncü evdeki Jüpiter yabancı bir anne verebiliyor. Çünkü dördüncü ev anne. Yani anne demeyelim, ayıp olduğu için anne diyelim. Jüpiter de orada yabancıları falan gösterdiği için yabancı bir anne verebiliyor Jüpiter dördüncü evde. Ya da yabancı kültürlerden gelen bir aile verebiliyor. Jüpiter burcuyla. Bazen baba da yabancı kültürden gelebiliyor yani orada. Tanınmış bir aileden gelebiliyor baba. Babadan gelecek şanslar olabiliyor. Babayla ilişkiler olabiliyor iyi açılarda. Yani burada biraz şey olur, babayla ilişkilerde spesifik bir durum olur Jüpiter 4. evde. İyi açıları varsa Jüpiter'in, retro falan değilse iyi ilişkiler olur. Kötü açıları varsa ya da retro ise kötü olur. Biraz daha kötüleşir bu. Yani biraz özel bir durumu vardır burada Jüpiter'in. Yeni şeyleri seven ama genellikle retroyken, yenilikleri yaşarken zorlanan bir kişilik yapısı görürüz 4. evlik Jüpiter'de. Genelde şehir kalabalığına uzak ve doğada yaşamak isteyen kişilerde görülür. Manzara, böyle pastoral doğa falan pek hoşuna gider böyle bir kişinin. Jüpiter'in yöneticisi yaydan kaynaklı olarak da, yayla bağlantısından kaynaklı, böyle doğal şeyleri pek sever yay burcu. O da Jüpiter'den gelen bir özellik. 4. evde de şey, böyle doğayla ilgili şeyler, yengeçle doğalması sever. O yüzden doğaya çok fazla götürüyor kişiyi. Ruhsal yönlerini değiştirmek, geliştirmek için başka ülkelere seyahat edebilir kişi. Genelde iyi evlilik yaptırtır. Dördüncü evlilik aile yuva olduğu için. Evlilik değil de aile yuva olduğu için. Ama uzun yıllar sonra bu evliliği bitirebilir. Retro pozisyonunda ise bu Jüpiter yine dördüncü evde. Evlilikte sıkıntılar olabilir. Ama daha çok ruhsal çalışmalara daha çok götürebilir kişi retroysa. Bir de o da var yani. Genel olarak iyimser, inancı sağlam ve yaşam dolu bir karakter yapısı verir. Uzun ve rahat bir ömür verir. Ve dördüncü ev hayatın sonunu biraz gösteren bir ev olduğu için bir şeyleri çok kolay bitirebilen ve ömrünün sonu rahatlıkla geçen kişilerde genelde Jüpiter dördüncü evi görürüz, iyi açılarını falan görürüz. Tabii tek başına bir gösterge değildir. Ya da sadece dördüncü evi de Jüpiter'e ve iyi açısı olanlar hayatın sonu iyi geçer de diyemeyiz. Böyle genel bir genelleme gibi diyebilirsiniz. Yani öyle genel bir bilgi olarak veriyorum. Yine ebeveyni ve ailesiyle arası iyidir genelde aile bireyleriyle, iyi açılarda. Evi konforludur, bolluk içindedir, iyi döşenmiştir. Dördüncü evde Jüpiter büyütüyor orayı, aileyi, yuvayı büyütüyor. İsim yapmış bir aile verebilir yine. Aileden hatırı kalır bir miras gelebilir kişiye. Eğitim ve sosyal anlamda iyi bir vurgu getirir. Ama kötü açılar varsa yoksulluk getirir. Böyle bir etkisi vardır. Jüpiter 5. eve geldiğimizde bu önemli bir görünümdür, önemli bir evdir. Çünkü yaratıcılık var bu evde ve otomatikman geniş bir yaratıcı güç veriyor kişiye. Yaşamını yüceltmek için sürekli yeni koşullar arar kişi. Çocuklarla ilgili olduğu için bu ev aynı zamanda Jüpiter ve oyunculuk kabiliyetini gösterdiği için Jüpiter burada oyunculuk kabiliyetini, flörtçülüğü, yine aşkın evi olduğu için flörtçülüğü çok iyi artırır. İyi şov yaptırtır kişiye. Sanatsal faaliyetler ve hobi getirir ve yaşamdan zevk getirir. Yine 5. ev biraz böyle tiyatro filan tarzı konulardan, bunu herhalde söylemiştim daha önce, 5. ev ve tiyatro filan gibi konularda ün, şan, şöhret getirebilir diye. 5. evdeki Jüpiter sahne sanatları üzerinden falan böyle şan, şöhret getirebilir kişiye. Tabii bulunduğu burç ve yaptığı açılar bunu değiştirecektir. Aşk hayatı ve flörtü çok yoğundur. Jüpiter de kötü çalışıyorsa aşkı kendi içinde yaşayan, ilişkisine çok objektif bakamayan biri olabilir. Ama olumlu açılar varsa çocuklarıyla iyi ilişkiler kurar. Çocuklarından çok şeyler öğrenir. Çocuklar konusunda şanslı olur. Çok konu dört ayak üstüne de düşer. Eğer iyi açılar da varsa diğer gezegenlerle ilgili.
Ama bazen de ilişkisine sahip çıkmayan, kötü açılarından, at gözlüklü, flörtlerinde hatalar yapan, hayatında çok fazla iniş çıkış yaşayan insanlarda 5. evde Jüpiter görürüz. Sanat ve eğitim konusunda yaratıcılık vardır burada. Çocuklarla iyi bir arası vardır. Onlara düşkündür, iyi eğitir çocuklarını. Yine bahis oyunları ve spekülasyonlar, yani spekülatif kazançlarla ilgili olduğu için bunlarla ilgili iyi para kazanabilir kişi. İyi açıları varsa o Jüpiter'in. Zevk ve keyfe düşkün olabilir. Yine kötü açılar varsa ancak bu sefer de aşırı harcadığı için Aslan vurgusu 5. evdeki işte Güneş vurgusu. Bu yüzden de kendi zarar getirebilir kişi. Böyle bir etkisi var. 6. evdeki Jüpiter'e geldiğimizde bu iş hayatında orta düzey yöneticilikte başarı verir. Çok böyle ön plana çıkmaz kişi daha ikinci seviyede kalır yani. Ama takım çalışmalarına başarılı olur genelde. Çalıştığı yerlerde çalıştığı insanlar tarafından sevilir tabii iyi açılardan. Tıp eczacılık gibi sağlık evi olduğu için burası böyle konularda meslekler seçebilir. Böyle akrep balık gibi burç varsa burada mistik konulara, spiritüel ilimlere gidebilir. Çalışma hayatında bunların üzerine kurma eğilimine de gidebilir. Böyle bir etki de olabilir burada. Böyle bir vurgu da girebilir işin içerisine. Şimdi Jüpiter normalde vücutta karaciğerle ilgilidir demiştik. 6. ev sağlık evi. Buradaki yerleşim biraz riskli. Hele ki retroysa, bir de kötü açıları varsa şeker hastalığı ve karaciğer yağlanması getirebiliyor. Böyle çok örnekler var. Sağlık astrolojisi özellikle. Karaciğer yetmezliğine kadar hatta bu iş gidebiliyor bazen. 6. evinde Jüpiter olan insanların açıları da kötüyse bu Jüpiter'in genelde çok yan alerjileri olur. Yine sinirsel hastalıkları, solunum problemleri bunları da genelde yaşarlar bu kişiler. Yine bu yerleşim evcil hayvanlarla ilgilidir. Bir evcil hayvandan birden fazla sayıda edinme getirebilir kişiye. Evcil hayvan bakamıyorsa, durumu buna müsait değilse bir şekilde gidip barınaklarda gönüllü falan çalışma gibi yani bir şekilde hayvan vurgusuna götürecektir kişiyi evcil hayvana. Ama sert açılar varsa bu defa da bu hayvanlarla ilgili bir sürü probleme de yol açabilecektir. Böyle bir etkisi vardır. Ve yine kişi kötü açılar varsa burada esaret altında olacağı sıkıntılı durumlara yine girebilecektir. Böyle bir etkisi olabilir. Jüpiter 7. eve geldiğimizde burada ilginç bir görünüm bu. Burası evlilik ve ortaklıkların evi. Bu yüzden birden fazla hani bolluk getiriyor ya, artırma getiriyor ya. Evlilik sesini artırabilir burada. Ama bu her zaman da olmaz. Bir evlilik aktine giderken radikal davranan insanlarda Jüpiter 7. evi görürüz. Bazen evlilikte sadakat azalabilir. Jüpiter bağımsızlık getireceği için kişiye bağımsız olmak isteyecektir kişi burada. Yine meraklı olduğu için birden fazla evlilik getirebilir burada Jüpiter 7. evde. İnsanların hayatlarını merak edecektir. Çoğunlukla yabancı eş olabilecektir. Özellikle burada yay balık burcu gibi. Özellikle yay burcu varsa yabancı eşe götürebilir kişiye. Kadersel bir etki verir burada. Hayatı evlilik deneyimletme verir kişiye. Bir aşk ilişkisi başlar öbürü biter öbürü başlar. Yani hayatında aşk değil de ilişki vurgusu çok fazla olur. Çok nadir evlenmez Jüpiter 7. ev olan birisi. Çok çok nadirdir. Yani kötü bir açısı vardır. Bir yerlerden kısıtlama vardır. Satürn'den, Plüton'dan falan. Ancak o zaman evlenmez yani. Ama genelde evliliği arttırır. Evlilik sayısını artırır. Kısıtlanmamak için evlenmeyecektir orada da yani. Ama bir şekilde ortaklıklarda bir şekilde başarı getirir. Ortaklıkları sokturur kişiyi Jüpiter 7. evde. Burası ortaklıkları evi olduğu için. Genelde iyi açılar varsa işe ilişkilerine başarı verir. İyi ve şanslı bir evlilik yaptırtır kişiye. Ortaklıklara da mutluluk verici şeyler getirir kişiyi aynı zamanda. İnsanları iyi yargılayan, çünkü burası adaletin evi, 7. ev. Jüpiter zaten yüksek adalet. O yüzden insanları iyi yargılatıyor, iyi açıları varsa. Doğru kararlar verdirir kişiye. Ama kötü açıları varsa her şeyi karşıdan bekleyen ve saf bir tip verir kişiye aynı zamanda. Saf bir kişilik yapısı verir. Jüpiter 8. eve geldiğimizde burada başkalarının parası, eşleri ya da eşinden gelir. Çevresinden gelen para, miras gibi etkenlerden kolay faydalanan birisini görüyoruz. Tabii ki iyi açıları varsa, iyi de bir görünüm varsa, iyi bir yerleşim varsa, yani iyi bir burçtaysa diyelim. Finansal açıdan karlı bir evlilik yapma ihtimali yüksektir. Miras yoluyla zenginlik elde edebilir. Genelde parasal konularda, işte bu bizim paramız evi ya, parasal konularda başkalarının parası üzerinden gelen bir şans olur kişinin iyi açılar varsa. Ortak paylaşımlar, vericilik, kazançlar bunlarla ilgili şanslar olur. Hayatta birçok insanın göremeyeceği güzellikleri görebilir. Açık yürekli olur. Burada tabii akrep altta yönetici gezegen burç olduğu için cinsellik bir şekilde çok yoğun olacaktır hayatında. Bol olacaktır. Cinsellik bol olacaktır yani iyi açıları varsa. Ama yani retroysa işte olumsuz açılar varsa bu sefer cinselliği sıra dışı ya da abartılı bir şekilde yaşayabilecektir veya olumsuz olabilecektir cinsellik vurgusu. Yani iyi çalışmayabilecektir cinselliği. Yine dini ve metafizik konular, merak etmek,
bilinmeyeni öğrenmek, medyumluk, sırları öğrenmek, bilinmeyeni keşfetmek, hayatının ve oluşumunun altındaki nedenleri bilmek bu kişi için çok önemli olacaktır. Çünkü yüksek felsefe ya Jüpiter, yay burcu, yüksek felsefe. Bu da bilinmeyenle felsefe yükseği algılatıyor ki, algılamaya çalışıyor. Yine burada miras getirebilir kişiyi olumlu konularda, olumlu yerleşimlerde. Ölüm ve ölüm sonrası merak ettirtir. Ölümün evi olduğu için burası. Telepati kabiliyeti, gizemli konulara merak. Yine ama kötü açıları varsa miras ve veraset konusunda problemler ve sessizce ölüm. Kendi kendine sakin, sessizce ölme gibi bir görünüm verecektir Jüpiter burada. 9. evdeki Jüpiter'e geldiğimizde bu kişi yıllık direkt inançlara götürüyor. Akademik kariyere götürmüyor 9. evdeki Jüpiter. İnançları kendi neyinde kullanmaya da meyilli oluyor. Burası kendi en olumlu yerleşimi, kendi olduğu ev. Ve kendisi burada çok güzel yansıtıyor Jüpiter. Gap ve şans veriyor ama aynı zamanda hedonizm veriyor kişiye. Düşündüğü doğrultusunda hareket eden ve inançları doğru konusunda fanatik davranan birisi olabiliyor. Yani onun için inançlar işte bu budur, bu da böyledir. Çünkü böyle geçiyor deyip hiç bunun felsefesini araştırmamaya çalışıyor kişi. Yani öyle kovadaki gibi bilgiye gitmeye çalışmıyor. Direkt hani körü körüne inanç görüyoruz burada. Satürn'ün de 9. evde böyle bir etkisi vardır. Jüpiter'in özellikle kötü açılarında böyle bir etki vardır, yani bunu görürüz. 9. evde bir Jüpiter bir kişi, hele burada mesela balık falan varsa, inandığı kutsal gördüğü bir rehberin peşinden, dini rehberin peşinden gidebilir. Ona kendi alamaya çalışabilir. Böyle bir etki verebilir kötü açıdan ele varsa. Yine Jüpiter 9. evde eğitim hayatında genelde şans vardır. Ve çok uzun seyahatlere gidebilir kişi. Çok uzun seyahate gidebilir. İyi açıları varsa yabancı dile kabiliyeti olabilir. Uzun seyahatler yaparak değişik kültürleri tanıyabilir. Yurt dışına çalışabilir. Bununla ilgili şansları olabilir. Yine hukuk, felsefe ve dini konulara meraklı olabilir. Ama kötü açıları varsa sabit görüşe tutucu olacaktır. Böyle bir etkisi vardır Jüpiter 9. evin. 10. evdeki Jüpiter'e geldiğimizde burada sert açılar yok ve Satürn'den iyi bir görünüm varsa bu evle ilgili konularda başarı olacaktır. Çünkü başarı disiplin ve kararlılıkla gelir. Yani o yüzden Satürn'e uyumlu bir görünüm alması lazım. Yoksa kişi burada kariyer şansına güvenecektir ya da ürüne güvenecektir ve çalışmayacaktır. Eğer Satürn burada Jüpiter'e güzel bir görünüm vermiyorsa veya Satürn kararlılıkla ilgili bir görünümde değilse, kötü açıları varsa disiplin ve kararlılık olmayacağı için şansına güvenerek çalışmak istemeyecektir. Ve o 10. evdeki kariyer şansı pek istediği gibi olmayabilecektir kişinin. Yani şansına çok fazla güvenecektir yani. Burada hep yani evet çok çalışmak zorunluluğu vardır. Ama hayatta çalıştığı müddetçe kariyerde, statükoda ve güçte çok ciddi başarılar elde eden kişi. Eğitim çok önemlidir onun için yine. Hukuk eğitimi ve bankacılık gibi konulara gidebilir. Uluslararası ilişkilere gidebilir yine kişi. Kadersel büyük dönüşümler yaşayabilir. Burası anne imajıyla çok ilgili bir ev yine, 10. ev. Dramatik bir annesi olabilir. Çocuğu kendi istekleri konusunda yönlendiren bir anne olabilir. Yani burada açılarına bakmak lazım. Bazen annesi ünlü ve başarılı birisi olabilir. Yabancı biri olabilir anne. Yabancı bir anne olabilir. Yabancı kültürlü anne olabilir. Genelde annesi çok bağlı olan ve gözünde çok büyüten kişilerde yine olabilir bu görünüm. Kariyer başarısı olacaktır bu bir şekilde. Olumlu açılarda varsa, kişi de çalışan bir tipse böyle hani o kariyer onun peşinden gelebilecek kadar dirayeti varsa, çalışan birisi ise genel müdürlük gibi falan böyle üst makamlara, kariyerde çıkabilecektir kişi aynı şekilde. Yine mesleki başarısı olacaktır, ün elde edecektir. İyi bir kariyer ve politikada ün elde edecektir özellikle iyi çalışırsa. Din ve ahlaki anlamda kabiliyetleri olacaktır. Ama açıları eğer kötüyse bu Jüpiter'e 10. evde, bu sefer kendisini çok fazla beğenen ve kolayca gözden düşen, bu sefer elde ettiğini kaybeden bir kişilik yapısını görebiliriz. Jüpiter 11. eve geldiğimizde burada hayatın anlamı daha geniş bir sosyal çevreye sahip olmakla ortaya çıkacaktır. Kendisini arkadaşlarının gözünde bir rehber, bir koruyucu ve kahraman görecektir kişi. Kulüpler, organizasyonlar sayesinde, çünkü buralardan bolluk, bereket gelecek, iyi çalışıyorsa eğer, çok fazla insan tanımak, çok fazla arkadaş edinmek söz konusu olacaktır. Kişisel ilişkiler, arzular ve amaçların gerçekleşmesi ve dileklerin gerçekleşmesi söz konusu olacaktır. Çünkü dilekler, arzular ve gelecekten beklentileri gösteren bir ev burası. Jüpiter'in burada iyi açıları varsa bunlarla ilgili olumlu şeyler gelecektir. Hayaller ve ümitler elde edilebilecektir genelde. Hedefleri de büyük olacaktır otomatikman. Jüpiter çünkü hedefleri de büyütecektir burada. Tabii olumsuz şeyler varsa da bunlar gelmeyecektir kişi. Olumsuz açılar varsa gelmeyecektir. Yine herkese yardım eli uzatan, humanist ve grup çalışmalarına hoşlanan bir yapı görürüz burada. Çok iyi bir örgütlenme kabiliyeti olur. Arkadaş ve dostları tarafından çok sevilir kişi.
Kötü açıları varsa ama tabii bunlardan zarar görecektir. O Jüpiter burada iyi ve koruyucu bir şekilde çalışmayacaktır. Geldik Jüpiter'in son yerleşimine, 12. ev yerleşimine. Burada Jüpiter ne yapıyor? Jüpiter 12. evde inanılmaz koruyucu bir defansif bir güç veriyor. Aynı yengeç gibi, aynı balık gibi. İnanılmaz bir koruyuculuk veriyor Jüpiter 12. evde. Defansif davranıyor. Ümitsizlik olsa, her şey kötüye gitse bile, hele iyi açıları da varsa o Jüpiter'in, sizi her zaman koruyan bir Jüpiter'iniz olacaktır. Karmik ödüller demektir Jüpiter 12. evde ve iyi açıları varsa. Retro'da değilse, karmik ödülleriniz bol demektir. Hele ki bir de balık ve yengeç varsa çok güzeldir. Yine yay da varsa yine geliştirme demektir. 12. ev konuları bilinçaltını geliştirecektir falan. Yine negatif olayların pozitife dönüşmesi, hayatın anlamını aramayıp hayatın anlamının kendiliğinden gelmesi, eş zamanlıklar, engellerin hızlıca ortadan kalkması, başarıya gitmek bir etkiler verecektir. Jüpiter'in olunduğu yer bizim gerçeğimizi aradığımız yerdir zaten. Yani şansımızı en çok kullanabileceğimiz yerdir. Tabii bunu ne kadar kullanmamıza izin verecek haritamız aldığı açılar gösteriyor. Ama Jüpiter'imizin olduğu yer bize şansın, bereketin geleceği yerdir genelde. Ve o yüzden de hani, ama biz bu bereketi kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız? Bu tabii ki Jüpiter'imiz açılarına ve bizim ne kadar kullandığımıza bağlı. 12. evde Jüpiter olan insanlar, burası bilinçaltı evi olduğu için gerçeği dışarıda aramaları lazım. İçeride aramaları lazım, bilinçaltlarını aramaları lazım. Onlar ilk önce bilinçaltlarını geliştirmek zorundadırlar ve orayı büyütmek zorundadırlar. Yine yardımseverlik verir Jüpiter 12. evde. Hastaneler ve yardım kuruluşlarına görev almak gibi bir etkiler verir. Kendisine faydalı ama çevresi daha da faydalı. Kısıtlanmış insanlara karşı daha da fayda gösteren bir kişilik yapısı girer devreye. Hayat otomatik olarak ilerler bu kişilerde. Hep büyük mutsuzluklar bir sonunda mutluluğa dönecektir. Jüpiter hep onları koruyacaktır iyi açılarda. Olumsuz pozisyonlar varsa ama burada kötü açılar söz konusu, retro falan gibi bir şekilde hapishane ya da kısıtlanmanın gibi böyle yerlere düşme, hastaneye düşme günün birinde falan gibi etkiler verilecektir ama hapishaneye bile düşse orada başarı gösterebilecektir. Yani bir de böyle bir enteresan bir etki var. Yine olumsuz durumları kabul eden bir yapı verecektir 12. evdeki Jüpiter kişiye genelde. Ama içe dönüklük verir aynı zamanda Jüpiter 12. ev. Ruhsal araştırmalara, spiritüel konuları bir şekilde sokar kişiyi. Sezgisellik verir aynı zamanda. Yalnızlığı tercih ettirtir. Düşmanları azdır genelde. Çoğu kimse tarafından sevilen bir kişilik yapısı görürüz burada. Ama eğer kötü açıları varsa bu Jüpiter'in, sorumsuz ve fantezilerine çok fazla bağlı olan, kendisi bir şeyleri sürekli adayan, hani böyle fazla koy vermiş bir tipte yine görebiliriz. Biraz fazla sorumsuz bir yapı görebiliriz Jüpiter 12. evde. Şimdi Jüpiter'le ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.